Bayanlar baylar, ilklerin yaşandığı Müzik On Air'dan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Flynn. İşte Flynn'in hayranlarından gelen o müthiş sorular. Merhaba, ben Hayat Polat. Öncelikle Flynn, seni çok ama çok seviyorum. Dünyaya yeniden gelebilme şansım olsaydı, hiç düşünmeden yine senin fanın ve senin vuduğun olurdum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Sana olan sevgimi anlatmaya kalksam, Bırak bir romanı, büyük ihtimalle olsa kitap çıkar herhalde. En büyük hayalim seni bir gün görebilmek. Umarım bu hayalim bir gün gerçekleşir ve sana kavuşabilirim. Sen en sevdiğim, en çok değer verdiğim, uğruna her şey yapacağım, gülüşündeki cenneti saatlerce seyredebileceğim birisin. Yaklaşık 1,5 yıldır senin fanınım ve vuduğunum ve 1,5 yıldır hayatımı renklendirdin. İlk hayatıma girdin. Hayatımın en güzel günleri seni tanıdığımda başladı. Her zaman yanında olacağıma söz veriyorum. Düştüğümde, kalktığımda, başarıya giden her yolda sonuna kadar destekçinim. Sen benim hayatımın anlamı oldun. Her günüm senin şarkını dinlemekle ve fotoğraflarına bakmakla geçiyor. Bana sevgiyi tarif et deseler, ilk olarak seni tarif ederdim. Senin bir gülüşün ömre bedel. Melek yüzünden gülümsemeler hiç eksik olmasın bir tanem. Benim tek gururum sensin. Seni o kadar çok seviyorum ki gerçekten anlatamıyorum. Ama sen anlıyorsun, hissediyorum. Hiç şüphesiz tek bir gülüşün için ömrümü vermeye hazırım. Koy elini soluna, işte tam olarak oradayım. Her gün, her dakika, her saniye daha çok seviyorum seni, daha çok bağlanıyorum sana. Sen çok başarılı bir sanatçısın. Senin ileride daha başarılı olacağına ve daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Her zaman arkandayım. Kısacası seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Bana verdiğin değer için sana çok 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 teşekkür ederim. Seni çok ama çok seven vuduğum Hayat Polat. Flynn merhaba. Benim Almanca öğretmenim Levent Uyanık. Ne zaman Adana'da konser vereceksin? Seni görmeyi çok istiyoruz. Flynn'im, Meleğim, ben Deniz. Hızlı konuşmaya çalışacağım. Ne kadar kısa kesersem o kadar iyi. Çünkü ben seni anlatmaya başladığım zaman genel olarak tutmadığım için. O yüzden ne kadar olursa artık bilmiyorum. Öncelikle seni çok 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 seviyorum ve bunu gerçekten hani laf olsun, söz olsun diye değil, gerçekten hissederek ve kalbimden geldiğince söylüyorum. Ve hani bunu her hareketimle, her şeyimle de belli etmeye çalışıyorum. Umarım hissediyorsundur, umarım görüyorsundur. Onun dışında hani sen gerçekten çok özel ve mükemmel bir insansın. Herkesten de farklısın. Sanat camiası ve hani diğer insanlardan ikisini göz önünde bulundurursak hani çünkü bir insana veya bir fana uzaktan ne kadar gerçekten sevgini hissettirebilirsen, kalbini açabilirsen sen gerçekten hepsini dört dörtlük bir şekilde yapıyorsun ve bu seni diğer insanlardan da diğer sanatçılardan da her zaman bir adım önde kılıyor ve her zaman öylesin. Öyle olmaya da devam edeceksin. Buna inanıyorum ve bunu biliyorum. Seni ayıran en büyük özellik de bu zaten. Bu kadar kısa sürede bu kadar fanının olması veya hani bu kadar fanlarının seni sevmesi en büyük özellik bu. Ve hani ben zaten hani böyle yazılar falan yazıyorum sana. Hani çok iyi biliyorsun beni. Anlatıyorum çünkü. O yüzden kısa kısa ancak bu kadar. Sana iki tane sorum olacak. Birincisi, niye bu kadar mükemmelsin? İkincisi, böyle bir proje olsa da hani altına imzamı atsam dediğim bir proje var mı? Tekrardan seni çok seviyorum ve çok da öpüyorum. Merhaba Flynn. Benim bir sorum olmayacak. Sadece şunu bilmeni isterim ki seni çok seviyorum. Çok tatlı, çok şeker bir insansın. Seni kocaman öpüyorum. Sevgili Flynn, sizi İçinden Oku şarkısından beri takip ediyorum. Yanılmıyorsam İçinden Oku şarkısının sözü size aitti. İleride sözü ve müziği size olan şarkıları daha duyacak mıyız? Ben Havva Çınar. Öncelikle Flynn'i çok seviyorum. Flynn ne zaman albüm yapacak onu çok merak ediyorum. Merhaba prensesim. Ben senin yeni vuduğunum. Bu arada ben
Nurkalp Fulin'im. Twitter'dan biliyorsundur. Ben seni çok 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 yeni bulduğum. Hatta birkaç gün falan oldum. Ama ben telefonum olmadığı için babamın telefonundan yolluyorum sana bu mesajı. Seni çok seviyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Onun dışında Buğra abi olsun, Deniz abla olsun. Özellikle Deniz abla gerçekten çok yine ilgileniyor fan başkanı olarak. Onu hani seçmeleri çok büyük şey yapmış hani. Çok iyi olmuş diyeyim. Ben çok çok heyecanlıyım. Şöyle söyleyeyim, ben Nazan, biliyorsun ki sen onu takip ediyorsun, sonra seni takip ediyor. Nazan bana ilk senin şarkını açmıştı, sonra seni bana tanıttı ve ben seni artık yavaş yavaş hayranın olmaya başladım. Aklımda deli deli sorular yok ya da herhangi bir soru yok. Çünkü senin hakkında her şeyi anlatıyorlar sağ olsunlar. Hani Deniz abla falan, Nazan falan hepsi anlatıyorlar. Ama eğer aklımda bir soru olsa kesinlikle sana sorarım. Ama yani yok. Sana hayatına başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum. Lütfen hemen cevabı gönder. Bu arada bu şey hani kafam deli sorular şeyi gerçekten çok 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 güzel olmuş. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Hayatına başarılar diliyorum tekrar. Öpüyorum. Öncelikle merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ayşenur Onal. Fulin'i çok ama çok seviyorum. Bu yolda en baştan beri hep onun yanındaydım ve sonsuza dek onun yanında olmaya devam edeceğim. Her zaman onu destekliyorum. Onun başarısına, onun gücüne inanıyorum. Çok başarılı olacak. Ve bu yolda her zaman devam etmesini istiyorum. Onu çok 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 sevdiğimi ve hiçbir zaman bırakmayacağımı da söylemek istiyorum. Ve ona bir sorum var. Bu yolda, bu başarıda en çok neyden güç alıyor? Fulin, ben Elif Güneş Şimşek. Öncelikle seni çok seviyorum, çok seviyoruz. Hep yanındayız, iyi ki varsın, iyi ki girmişsin hayatımıza. Sorularım şunlar, yeni şarkımız ne zaman çıkıyor? Slow mu, hareketli mi? Bir de en sevdiğin renk ne? Uğurlu sayın var mı? En çok hangi meyve seviyorsun? Bu kadar, seni seviyorum, teşekkür ederim. Merhaba Fulin, ben Azerbaycan'dan Güler. Seni çok seviyorum. Mükemmel şarkılarla birçok insanın kalbinde taht kurdun. İnşallah başarıların daim olur ve bizler de başarılara tanıklık etmiş oluruz. Azerbaycan'da da çok sevenim var, bunu biliyorsundur. Burayı da bekliyoruz seni imza gününe ya da konsere. Seni kocaman öpüyorum, kucaklıyorum. Hoşçakal. Seni çok seviyoruz Fulin. Hayatında başarılar dilerim. Sevmek mi yoksa sevilmek mi daha önemlidir? Teşekkürler. Mürvet Başkaya. Gece gündüz bekle, derdi derdekle. O telefon gelmez, yandığına değmez. Merhaba Fulin abla, ben Berna. Öncelikle senin çok 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 büyük bir fanım ve şu an bu mesajı dinleyecek olman beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok mutluyum şu an. Heyecandan konuşamayabilirim. Ben senin şarkını dinlemeye bir arkadaşım sayesinde başladım ve şu an şarkılarının hepsini ezbere biliyorum ve hepsini çok seviyorum. Kendin çok güzelsin, sesin çok güzel, her şeyine bayılıyorum. Sen tam bir mükemmelsin bence ve en büyük hayallerimden bir tanesi seninle fotoğraf çekilmek. Bir gün İzmir'e gelirsen gerçekten seninle fotoğraf çekilmek çok isterim. Seninle tanışmak, konuşmak, sarılmak. O yüzden yani gelmeden önce falan Instagram'da bir haber ver yani geliyoruz diye. Çünkü İzmir'de havaalanına gerçekten 5 dakika uzaklıkta oturuyorum. Sabahtan akşama kadar seni orada bekleyebilirim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın Fulin abla. Merhaba, Rusya'dan sevgiler. Fulin'e söylemek istiyorum ki onu çok 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 seviyorum ve bir sorum olacak. Fulin'e göre Fulin'i etrafındaki insanlardan farklı kılan şey nedir? Sana sorum ise şu. İzmir'e acaba ne zaman geleceksiniz? İzmir'e konserini bekliyoruz. En kısa zamanda İzmir'e gelmeni bekliyoruz. İzmir seni çok seviyor, bunu bilmelisin. İzmir'e geldiğinde görüşürüz. İyi akşamlar. Fulin'im, ben Rümeysa. Seni çok seviyorum. Seni tanıyalı neredeyse 1,5 yıl oldu. İyi ki tanımışım seni. Müzik hayatın için elinden geldiğinin en fazlasını, en iyisini yaptığını düşünüyorum. Çok iyi yerlere geleceğinden de eminim.
Bir sorum olmayacak. Sadece Rümeysa'cığım seni çok çok öpüyorum demeni çok isterim. Tekrar söyleyeyim, seni çok seviyorum. Fulin Hanım merhabalar. Şarkınızı zil tonu olarak yaptım. Ama artık başka şarkılarda bekliyoruz sizden. Fulin merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Keyfin nasıl? Bir hayranın olarak ben de sana konuşmak istedim. İyisin inşallah. İnşallah bir gün seninle kahve içmeye şansımız da olur. Merhaba Fulin. Ben Sedef, seni çok seviyorum. Çok tatlısın. Sesi güzel olan bir hayranına düet yapmayı falan düşünüyor musun? Meleğim, seni çok 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 seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sen bizim için her şeyden kıymetlisin. Seni çok fazla seviyoruz. Yani anlatamadığımız bir şekilde. İnsanlar en değerli şeylerinin hisleri olduklarını söylüyorlar. Sen bizim en güzel hislerimizsin. Hep en güzel hislerimiz olmaya devam edeceksin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyım aslında bunu size söylerken. 10 kere falan çektim ses kaydını. Ama yollayamadım. Hayatta en çok etkilendiğim dediğin bir isim var mı? Hem kariyer bakımından hem de kişisel karakter bakımından. Seni tekrar çok seviyorum. Fulin'cim merhaba, ben Talha Kızılarslan. Meclis'ten, Twitter'dan, Instagram'dan biliyorsun, her yerde takip ediyorum, çok seviyorum. Şu anda Ordu'da okuyorum. Okul dönemleri lütfen üniversite konserleri istiyoruz. Normalde yazın Ankara'ya bekliyorum lütfen. Yani Fulin aşkı biter mi? Bitmez. Keyfimiz seninle. Güzel, keyfi hali bombastik. Seni çok seviyorum. Sonuna kadar destekliyoruz. Her zaman yanınızdayız, bunu bil. Unutma, sen bizim için bir numarasın. İyi ki varsın Fulin. Merhaba Fulin. Ben Naz. Düzce'deyim. Twitter'da Dafnaz bir hesabının sahibiyim. Seni çok 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 seviyorum. Konser turnende Düzce'ye gelmeyi düşünüyor musun? Benim için en büyük soru bu. İnşallah cevaplarsın, çünkü buraya gelmeni çok istiyorum. Düzce, Bolu, Sakarya, Ereğli, Karadeniz'e, yani Düzce yakın bir yere gel yeter. Seni çok seviyorum. Çok 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 çok. Selam Fulin abla, nasılsın? İyisindir umarım. Seni Facebook'tan takip ediyorum, Instagram'dan takip ediyorum. Eğlenceli ve renkli kişiliğinden dolayı hayranım sana. Sesini duyacağımın heyecanı var şu an. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Meleğim merhaba, ben Kadircan Turan. Soracağım soru, şimdi Selahattin abinin yazdığı yeni şarkı. Keyif harik gibi değişik mi? Sözleri olsun, müziği olsun. Yoksa daha sakin bir şarkı mı? Onu merak ettim. Merhaba Fulin abla, ben Meryem. Twitter'dan Meryem Daf. Şunu ilk önce söyleyeyim. Bu etkinliği kuran herkese çok teşekkürler. Ben daha yeni görüyorum. İnşallah bitmemiştir. Seni çok seviyorum Fulin abla. Öncelikle bunu söyleyeyim. İyi ki varsın diyorum. Hadise ve Demet Akın'la da düet bekliyoruz. Sesini duymayı o kadar çok istiyordum ki, yani bu çok güzel bir şey oldu. Ay, ağlamayayım. Ağlama. Yani sesini duymayı çok istiyordum. Tabii böyle bir etkinlik oldu. Çok mutluyum gerçekten şu anda. Biz senin çok iyi bir sanatçı olduğunu biliyoruz. Seni tanımayanlar var, olabilir. Bu bir sıkıntı değil. Mesela bazı Hadise'yi ve Demet Akın'ı bile tanımıyorlar. Olsun. Yani eski çağ mesela tanımıyor. Yeni çağla seni tanıması lazım. Çünkü çok iyi bir sanatçısın gerçekten, sesin. Fulin hayranları sıkı durun. İşte Fulin bütün soruları cevapladı. Selamlar, ben de İzmir'i çok seviyorum. Şu an yeni bir single çalışması aşamasındayız. Single'ı tamamlayıp yayınladıktan sonra zaten konserlerim başlayacak. İzmir'e de gelme planlarımız var. Hepinizi öpüyorum, İzmir'e selamlar.
Evet, birçok beni takip eden kişi içinden okudan dolayı beni tanıyor. Bu benim için ayrı bir gurur çünkü o şarkının sözlerini ben yazmıştım. Ve beğenilmesi gerçekten benim için ayrı bir gurur söz konusu. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Şu anda söz beste çalışmalarım zaten var, devam ediyor. İleride bunları yayınlamayı düşünüyorum. Şu an için belki daha henüz zamanı değil ama birkaç sene içerisinde Allah da izin verirse inşallah hem kendi sözlerimle hem kendi bestelerimle sizinle buluşacağız. Çok teşekkürler, öpüyorum seni kocaman. İsmini bırakmadığın için sana isminle hitap edemiyorum ama çok ama çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Beni takipte kalın. Öpüyorum kocaman. Ben seni yerim, o fufu diyen dillerini yerim ben senin ya. Sürekli Twitter'dan görüyorum seni ve inan ki ben de gerçekten senin çok sesini duymak istiyordum. O kadar tatlı, o kadar şirin bir sesin var ki gerçekten bıraktığın sesli mesajda dinlerken burada güldüm ben de. Çok tatlısın, çok şekersin, yerim ben seni ya. Ben de sizi çok seviyorum, ben de seni çok seviyorum. Gerçekten bu verdiğiniz pozitif enerji bana o kadar büyük güç veriyor ki, beni o kadar mutlu ediyor ki en kötü zamanlarımda bile bunları dinlediğim zaman veya duyduğum zaman bu bana çok büyük destek oluyor. Sizin gerçekten böyle benim arkamda olduğunuzu bilmek, beni böyle saf bir sevgiyle sevdiğinizi bilmek ve benim o içimdeki saf sevgiyi hissettiğinizi bilmek benim için gerçekten çok güzel bir şey. İnanın sizin için her şeye değer. Şu an içimden gelerek konuşuyorum. Bıraktığın sesli mesajı sonuna kadar hissederek dinledim. Çok ama çok teşekkür ederim. Ben de istiyorum tabii ki o bahsettiğin isimlerle düet yapmak. İnşallah hani ileride böyle bir şansımız olursa ben de tabii ki seve seve, bütün sanatçılarla aynı şekilde öyle. Yani düet çok güzel bir şey olur. Çok iyi düşünmüşsün. İnşallah bakalım. Onun dışında ben gerçekten sizin varlığınızı her daim hissetmek istiyorum. Çoğu zaman belki yoğunluğumdan size cevap veremiyorum. Sakın bana küsmeyin, kırılmayın. Ama biliyorum ki her daim benimle berabersiniz. Özellikle de sizi kıskanan bazı fan grupları var, bunu biliyorsunuz. Fakat sizin şu anda zaten teker teker kendi sesinizle mesaj bırakmanız zannediyorum ki herkese en güzel cevap olmuştur. Sizi çok çok seviyorum. Öpüyorum seni Meryem kocaman. Bırakmadığın için sana isminle hitap edemiyorum ama teşekkür ederim, iyiyim. Yeni single çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Onun dışında bakalım, koşturuyoruz, koşturmaca. İnşallah bir gün hep beraber imza günü falan gibi bir etkinlik olduğunda buluşuruz. Böyle hasret gideririz, güzel güzel zamanlar geçiririz. Öpüyorum sizi çok. Nur, benim ilk vuduklarımdan, ilk 3 vuduğumu hiç unutmuyorum. Onlardan birisidir Ayşe Nur. Ayşe Nur'un benim için gerçekten çok özel bir yeri var. Çünkü bu sektöre girdiğim zaman ilk hayranlarını hiçbir zaman unutmazsın. İlk buluştuğun sevenlerini de unutmazsın. Ayşe Nur bunlardan biri benim için. O yüzden onun yeri bende çok farklı. Aynı şekilde birkaç kişi daha var. Ayşe Nur bunları bilir. Gerçekten Ayşe Nur, seni çok seviyorum. Diğer bütün vudukları sevdiğim gibi. İlk göz ağrımsın sen benim. Her zaman bana en kötü zamanlarımda, en mutsuz zamanlarımda tweetlerinle, paylaşımlarınla, sözlerinle çok büyük destek oldun. 1,5 sene, 2 sene oldu ben bu sektörde olalı ve 2 senedir bir gün bile beni yalnız bırakmadınız. Özellikle de ilk fanlarım. Sizin yeriniz her zaman benim için ayrı. Her zaman özelsiniz. Ve sorduğun sorunun cevabı tabii ki de sizsiniz. Benim bu sektörde aldığım en büyük güç vuduklar ve sevenlerim. Flowers. Sizden çok fazla güç alıyorum. Her zaman yanımda olun. Bana bir sözünüz var. Beni hiçbir zaman ne olursa olsun bırakmayacaktınız. Bu sözünüzü hiçbir zaman unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hayat, ne kadar güzel şeyler söylemişsin öyle. Gerçekten dinlerken çok duygulandım. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Her zaman, her daim sizin benim yanımda olduğunuzu bilmek bana gerçekten çok büyük güç veriyor. İyi ki bunları dinliyorum. En kötü zamanlarımda, en mutsuz zamanlarımda bile sizin bu sevginiz gerçekten bana en büyük güç, en büyük destek oldu. Hala da öyle olmaya devam ediyor.
Ben bazen size cevap veremesem de, çok fazla Twitter kullanamasam da her zaman her daim yazdıklarınızı okuyorum ve gerçekten çok gurur duyuyorum. İyi ki sizi bu kadar çok yakından tanıma şansım olmuş. İyi ki sosyal medyadan sizinle yakın iletişime geçmişim. Bunun için hiç de pişman değilim. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak Polat. Hayat Polat. Levent hocam merhaba. Nerelerdesin ya? Çok özledim gerçekten. Almanca dersleri hala aklımda hocam. Unutmadım, emin olun. Adana'ya gidip gelemiyorum hocam şu aralar. Biraz fazla yoğunluk var. Ama inşallah şimdi yeni single çalışmamız var. O yeni single'dan sonra zaten zannediyorum ki Türkiye'de birçok yerde konserim olacak inşallah. Adana'ya da geleceğim zannediyorum birkaç ay içerisinde. Konser şart değil hocam. Ben geldiğim zaman zaten direkt sizi ararım. Bir kahve içelim yani. Öpüyorum hocam ellerinizden. Galiba seninle ilk bir araya gelmemiz. Evet, daha önce dinlediğimde cevap veremedim ismini söylemediğin için. Sen de benim en büyük, en destekleyen fanlarımdan birisin. En çok sevdiğim sizin desteğiniz benim için çok önemli. Gerçekten yani... Bendeki sevgiyi, siz beni seviyorsunuz evet ama bendeki sevgiyi de keşke ben size anlatabilsem. Hepinizi ayrı ayrı o kadar çok seviyorum ki. Yani benim ailem gibi Vuduk Team. Benim fanlarım gerçekten benim ailem gibi. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. En kısa zamanda yeni bir projede zaten sizinle tekrar bir arada olacağız. Öpüyorum kocaman. Selam, Twitter'dan biliyorum seni. Çok 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 öpüyorum. Çok selamlar gönderiyorum buradan sana. Takip ediyorum bana yazdıklarını. Çok da mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Vallahi biliyorsun işte şu an tek tek şarkılar yapıyoruz. Ama inşallah birkaç sene içerisinde bir albüm çalışması da yapmayı düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Nurum merhaba. Ben de seni görüyorum son zamanlarda sürekli. Twitter'da bana attığın tweetleri. Hepinizi tek tek hatırlıyorum, biliyorum. Ya gerçekten hani yani diyecek bir şey bulamıyorum. Böyle sevenlerinden güzel mesajlar dinlemek o kadar güzel bir his ki şu an hani duygularımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Beni çok mutlu ettin güzel sözlerinle. Hepinizin yeri bende ayrı. Hepinizi eşit derecede ama çok fazla seviyorum. Bana olan bu desteğiniz gerçekten benim için çok büyük bir güç kaynağı. Her zaman benim yanımda olduğunuzu bilmek gerçekten beni inanılmaz motive ediyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Bunun dışında Nur gerçekten enerjin çok hissediliyor buradan, o sesindeki heyecan. Her zaman bu heyecanını ve sevgini koru. Aramıza hoş geldin diyorum o zaman, artık sen de bir Vuduksun. Gittikçe çoğalarak devam ediyorsunuz. İnşallah yakında böyle binlerce, belki de bir gün milyonlarca olmak dileğiyle. Seni çok öpüyorum, babana da selamlar buradan. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Çok mersi. Merhaba, seni de biliyorum Twitter'dan. Sürekli tweetlerini okuyorum. Sen de benim en büyük neşe kaynaklarımdan bir tanesisin. Gerçekten bunu hep herkese söyledim. Sana da söylemek istiyorum. Benim bu sektörde ve müzik enerjisi içerisinde en çok enerji aldığım, en büyük desteğim sizlersiniz. Her zaman benim yanımda olun lütfen ve bu bana gerçekten çok büyük güç veriyor. Öncelikle sizi kocaman kocaman öpüyorum. Sorduğun sorulara gelince Elif'cim biliyorum hepiniz şu anda benden yeni bir single bekliyorsunuz. Şimdi yeni bir şarkı çalışmamız var. Evet, henüz daha yapım aşamasına başlamadık. Fakat yakın bir zamanda başlayacağız inşallah. Bu yaza bir tane şarkı hazırlamayı düşünüyorum. Tabii ki hareketli bir şarkı hazırlamayı düşünüyorum. Ama yani yaz bitmeden yetiştirme için şu an çalışmalar başlamış durumda, öyle söyleyebilirim. Yani tam tarihi veremeyeceğim. Onun dışında uğurlu sayım 7. 17'yi de severim. Mor rengini çok seviyorum. Bir de beyazı çok seviyorum. Ondan sonra bir de çok sevdiğim meyveyi sormuşsun. Çileği çok seviyorum ben. Ve sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Enerjiniz her zaman böyle mutlu, güler yüzlü, pozitif olsun.
Merhaba Naz. Ben de seni çok 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 seviyorum. Öpüyorum kocaman. Düzce'ye daha önce hiç gelmedim. Ama oradan birkaç kişi daha bana zamanında yazmıştı. Düzce'ye gelmeyi ben de çok istiyorum. Zaten tweetlerinizi de görüyorum hepinizin. Tek tek cevaplayamasam bile bu çok güzel bir uygulama oldu. Buradan Müzik On Air'a teşekkür ediyoruz hepimiz tabii ki. Şu an yeni bir şarkı çalışması içerisindeyim. İşte şarkımızı çıkardıktan sonra inşallah Türkiye turnesi gibi bir çalışmamız olacak. Bunun içerisinde muhtemelen Düzce'de olur. Geldiğim zaman mutlaka ama mutlaka seninle böyle sarılmak, fotoğraf çektirmek istiyorum. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkürler. Öpüyorum. Seni de hatırlıyorum Twitter'dan. Beni en çok destekleyenlerden bir tanesi de sensin. Senin müziğe de ilgin var. Bunu biliyorum. Kendi bestelerin de var. Bana göndermiştin. Selahattin çok güzel bir beste yapmış. Çok hoşuma gitti. Şimdi onunla beraber onun dışında bir şarkımız daha var gündemde olan. İşte hangisinin sırası önce olur bilmiyorum ama iki şarkı da çok hareketli, çok güzel. Keyfi Halik'ten ziyade daha çok ilk şarkıma, içinden okuya yakın şarkılar şu an yapacağız gibi duruyor. Bakalım hareketliden devam ediyoruz. Seni çok ama çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Gerçekten bu sorduğun soru çok güzel bir soru. Sesi güzel olan hayranlarımla, bir tanesiyle de değil, gerçekten bu işi çok isteyen, yürek vermiş ama imkanları kısıtlı olan birçok kişi var. Beni sevenler içerisinde bu yola baş koymuş güzel sesli, güzel yürekli insanlarla düet yapmak benim en büyük hayalim zaten. Çünkü ben bu yoldayken bu yolun sıkıntılarını birebir yaşayan birisiyim. Bu sebeple inşallah iyi bir yere, başarılı bir yere ulaştığım zaman ilk işim yürekten müziğe kendini adamış insanlara destek olmak istiyorum. Teşekkürler. Reşat. Reşat da benim ilk fanlarımdan, ilk vuduklarımdan tam tamına 1,5-2 sene oldu. Bir gün bile beni desteklemekten vazgeçmeyen isimlerden bir tanesi sensin. Her zaman için tekrar söylüyorum. Benim ilk göz ağrılarım. Sizin yeriniz benim için çok başka. Her zaman başka olacak. Ve her zaman da İstediğiniz zaman beni bir şekilde yanınızda bana ulaşabilecek bir uzaklıkta beni bulabileceksiniz. Hiçbir zaman beni kaybetmeyeceksiniz. Sizin sevginiz benim için çok önemli. Sizden güç alıyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Aramızda tarifi olmayan bir enerji var şu an. Bunun ben farkındayım. Siz de farkındasınız. Çünkü bir şarkıcı şarkı yaptığı zaman belki bir sürü hayranı olabilir ama uzun süre ara verdiği zaman o hayranlar kaybolur. Ama sizinle öyle bir iletişimimiz var ki ben bir sene boyunca da şarkı yapmadım ve bir sene boyunca bir taneniz bile bir gün bile benden uzak durmadınız. Bu bambaşka bir şey, bunun bir adı yok. O yüzden beni farklı kılan şeyin hayranlarımla aramdaki diyalog olduğunu düşünüyorum. Samimin bir bağ var. Teşekkürler. Seni çok seviyorum Reşat. Mesajlarınızı tek tek dinliyorum şu an ve hepinize cevap veriyorum. Ama hepinizin tek ortak söylediği bir şey var. Yani bu beni gerçekten çok duygulandırıyor. Hepiniz bana şunu söylüyorsunuz. Sen bir gün çok başarılı ve olacaksın ve çok iyi bir yere geleceksin. Benimle beraber buna inanan sevenlerimin olması ve bunu gerçekten de yürekten hissederek söylüyor olmaları benim için çok güzel bir şey. Çünkü bir insan kendisine inanan birileri olmadığı sürece bir yolda başarılı olamaz. Ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar zeki olursa olsun. O yüzden bu çıkılan yolda ona inanan insanların inancı çok önemli. Ve siz bana sonuna kadar inanıyorsunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunu size, bu hissi size verdiğim için, bu görüşü size yaşatabildiğim için de çok mutluyum gerçekten. Demek ki başarmak için verdiğim mücadelenin siz de farkındasınız benimle beraber. İşte sizi bu yüzden çok seviyorum. Rümeysa, seni çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum.
Berna, ne güzel söylemişsin öyle şarkıyı ya. Bir gün seninle bir araya gelirsek eğer bunu beraber düet yapalım derim ben. Ne dersin? Instagram'a da atarız. Güzel olur, çok beğendim. Çok şekersin gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel şeyler söylemişsin. İnşallah ben de böyle imza günleri olsun, hani herkesle görüşeyim, buluşayım, sarılayım, böyle birbirimizle kavuşalım istiyorum bir an önce. Bunun için de çalışmalara devam ediyorum. Şu an yeni şarkı hazırlığı içerisindeyim. İnşallah yaz ayında yetiştirmeye çalışacağım. Yetişmezse de ne yapalım, ama en geç bu sene içinde bir şarkı muhakkak çıkaracağım. Ve ondan sonra imza günlerinin zaten ben çoğalacağına inanıyorum. İzmir'e geldiğim zaman zaten İzmir'den çok fazla da benim sevenim, fanım var. Bekliyorsunuz beni, biliyorum. Gelmeden önce zaten böyle bir hafta önce ilan etmeyi düşünüyorum ben. Hepiniz kapıda beni beklemezseniz küserim yalnız. Onu da söyleyeyim. Çok öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Çok şekersin. Ve bayanlar baylar, bu haftada Müzik On Air'da Kafamda Deli Sorular bölümün sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir sanatçıyla burada olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.